de bu nükleer kartını da kullanabileceğini düşünüyorum. Çünkü program birinci bölümde de söyledim. Yani en tehlikeli Putin, senaryoda sanırım bu olur. E Putin zaten kural tanımıyor ki dünya da umurunda değil. Yani Putin kural tanımıyor. Uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmiyor. Siz benim ülkemin dibine NATO'yu getirip işte füzesini yerleştiremezsiniz diyor. Kendince böyle bir gerekçe oluşturmuş. E bugün mesela Ukrayna'nın eski başbakan ne çıktı, konuştu. Dedi ki, eğer Rusya bu müdahaleye başlamasaydı, Ukrayna nükleer e, girişimde bulunacaktır Rusya'ya karşı. Şimdi bakıyorsunuz, 12 Mart'ta ya da 20 Mart'ta eğer bu müdahale başlamasaydı, NATO Ukrayna ile olan ilişkilerini güçlendirmek için bir kurmay heyetini yollayacaktı ve orada da bu nükleer meselesinin konuşulacağı bekleniyormuş. Yabancı gazetelerde yer alan Amerikan gazetelerinde yazıyor bu tabi ki Rusya'da şu anda zaten gazetelerin falan birçoğu bu haberleri veremiyor bildiğim kadarıyla. Herhalde yasaklanmış savaş dolayısıyla. Nükleer kartını kullanır mı? Kendini çaresiz hissederse ben kullanabileceğini düşünüyorum. Bu silahları niye yapıyorlar? Kullanmak için. İşte demin Aytunç da söyledi. Dünyadaki 100 tane büyük silah şirketinin 41 Amerikalıların, 20 büyük şirketin 12'si onların ve şu anda bu silahların, silah şirketlerinin Borsadaki değeri yüzde yedi yüzde sekiz oranında arttı ve bakın Batı, mesela Sayın Erdoğan, Putinle görüşüyor. Aslında ya? Şunu da söyleyeyim. Hı -hı. E, Sihaların Ukrayna'ya verilmesini durdurun diyen bir cenah Hı. var. Ya işte Rusya'ya karşı bunu yapmayın, Ukrayna'ya şey, sihaları göndermeyin diyorlar mesela. Onu da açar mısınız? Ya o da Katılır bir formüldür. Mısın? Yani onu bazı siyasetçiler dile getirdiler ama e, sonuçta şunu da yapamaz. Türkiye bir silah e, satışı yapıyorsunuz sihaları. burada tabii Ukra ona geleceğim ama Ukrayna biraz tehlikeli bir oyun oynuyor yani ikide bir ikide bir bu sihaları gösterip sanki Türkiye orada savaşıyormuş e, daha gibi bir satılmıştı. ya orada 10 bin tanesinin teçhizatınız evet. varsa siha bunun bir tanesidir yani bunun bir tanesidir. Hani Siha yani Ukrayna bunu bilerek diye. Ukrayna onu biraz yani. diğer silahları eski Anladım. Da Ukrayna kalma. biraz da tahrik etmek istiyor anladığım kadarıyla. Sanki biz de bu savaşın bir Türkiye'de parçasıymışız. Türkiye'yi de kendi tarafına çekmeye Tabii ta kendi çalışıyor. tarafına çekmeye çalışıyor ama hükümet olabildiğince bakın haksızlık etmeyeyim. Kolay bir şey değil. Geçen gün de söyledim. Olabildiğince ortada durmaya çalışıyor. Çünkü yarın ee, bu savaş hani fiili olarak illa ki bitecek. 500 sene sürecek hali yok. Biz burada Ukraynalılarla, Ruslarla yine baş başa kalacağız. Ukrayna ile ticari ilişkilerimiz var, Rusya ile ticari ilişkilerimiz var, doğalgaz, enerji ilişkilerimiz var, mal satıyoruz, mal alıyoruz. E, turist geliyor, gidiyor. Yani Türkiye'yi de ateş çemberinin içine atamazsınız. Kolay bir şey değil. Hani bazı Twitter'da falan görüyorum. Kardeşim Ukrayna'ya asker yollayın yok bilmem ne yapın falan. Bu arada böyle. muhalefet hazır seni bulmuşken onu da sorayım. Şimdi muhalefet liderlerinden Sayın Akşener'den hatta Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. Ben muhalefetin tutumunu doğru bulmuyorum. Ha, onu söyleyeceğim Sayın Akşener işte Rusya'ya karşı bu zalimliğe ne yapacak karşı durun dedi. Ne yapacak Ş Sayın, Akşener. Hayır, Sayın Akşener? Hayır ne yapacak mesela? Mes sana ne yapacaksın Ben de onu soruyorum. Ya Şu anda sizin burada yapmanız gereken şey bir savaşı durdurmaya çalışmaktır. Burada yapılması gereken gereken tek şey, mesela şimdi İngiltere silah yolluyor, öbürü silah yolluyor, bu biri silah yolluyor. Şu ana kadar neredeyse 700-750 milyon Bayağı dolarlık silah. bir silah yollanmış. İddia, terakkinin Almanların Sen, yanında yer alma e, gafletine yani düşmememiz lazım. Geçmiş açmadan röybet. E, olur mu efendim? Onlar Sen, konuşmadan Senin yapman gereken senin yapman gereken tek şey ülke olarak savaşı durdurabilecek tüm koşulları zorlamaktır. Savaşı durdurabilecek. Burada Efendim NATO'ya abartılı övgüler dizmek de Rusya'nın yanında yer almak da Ukrayna'nın yanında yer almak da doğru değil. Olabildiğince taraf olu, e, tarafsız olacaksınız. Bu savaş bizim savaşımız değil zaten. Ya bu savaş bir hani bizim ülkemize yönelmiş bir tehdit yok, bir şey yok. Doğrudan bir tehdit yok. Yani çıkıp efendim işte yarın gelir, karsı da alırlar, Ardahan'ı da alırlar, bilmem neyi de alırlar falan. Yani bunlar çok fantastik. Ee... ay Türkiye savaşta taraf değil ama hukuken Ukrayna'nın yanında Huku, hukukun hukuk yani. gereklerini yerine getirsin. Evet. Onu Hı -hı. söylesin, uyarsın, Putin'i de uyarsın. Zelen'ski tabii ki Zelenskiy'i de uyarsın. Sen yanlış yapıyorsun, şu konuda yanlış yapıyorsun desin. Arabulucu olmak istesin. Bu da gayet kıymetlidir. Keşke Türkiye en baştan bunu başarabilseydi. Yani <laughs> Sayın Erdoğan hem Zelenski ile hem Putin'le görüştüğünde keşke o masa kurulabilseydi ve iş bu noktalara gelmeseydi. Ama olmadı. Putin çünkü bir kere gözünü karartmış. E Zelenski de bu konuda kararlı. O da belli ki bazı şeyleri göz almış. E sonuçta nereye geldi? Savaşa geldi. Burada muhalefetin e, bir abartılı bir NATO övgüsü var ve ben bundan rahatsız oluyorum. Ya tamam biz Türkiye NATO'nun üyesi evet. E, NATO'nun e, şartları daha doğrusu e, NATO, NATO üyesi olmanın gereklerini yerine getiriyor mu? Türkiye getiriyor ama aynı anda bizim de haklarımız da var. Biz ülkemizin çıkarları için önde olan şeyleri savunmak zorundayız. NATO ile ters de düşebilirsiniz. E, NATO mesela yarın delirdi. Hakikaten delirdiler. Uçuşa yasak bölge ilan ettiler her yeri. Ki bu artık doğrudan savaş e, ilanıdır. Ve o zaman Rusya artık hiçbir kural tanımadan önüne gelen her şeyi yok eder. E orada Türkiye çıkıp bir dakika kardeşim durun demeyecek mi NATO'ya? E diyecek belki orada ters düşeceksiniz. belki Hat, NATO'dan... Hatta asker vermeyecek. Hayır, belki NATO'dan ayrılma noktasına geleceksiniz. Yani NATO'da böyle hani mitleştirilmiş bir mutlak bir güç değil ki. Belki NATO yarın kendisini tasfiye edecek ki bence Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra zaten tasfiye etmesi gerekirdi. Ama Hayır zaten... neyi şimdi mesela gerekçe gösteriyorsun? O zaman 1991'de Sovyetler dağıldı. Sen ondan sonra 16 tane üye daha almışsın. Ve özellikle doğuya doğru genişleyip Rusya'nın tam da yanına yanına doğru gitmişsin. Sorgulanması gereken NATO'ya hala böyle bir dünyada ihtiyaç var mı? Bence Rusya bu kadar saldırgan olmasa aslında Rusya'nın ayrı bir güç olarak durması tüm dünya açısından önemli. Ama ne yazık ki Rusya ısrarla yayılmacı bir anlayışı ortaya koyuyor. Bizim meselemize geldiğimizde burada yarın umarım Sayın Erdoğan'la Putin'in görüşmesinden bir sonuç çıkar. Bunu umut ediyorum. Keşke çıksa. Yani e, ama çok zor bir iş bu. Çünkü bütün dünya devleri şu anda Ukrayna üzerinden bir bilek güreşi yapıyor. Putin de kendi gücünü sınıyor. Zelenski de kendi gücünü sınıyor. Avrupa Birliği sınıyor. İngiltere sınıyor. Amerika Birleşik Devletleri, NATO bir yandan Çin bu işin ortasında çok sesini çıkarmasa da Hindistan bu işin tam göbeğinde çok fazla sesini çıkarmasa da Ukrayna ...aslında şu anda dünyanın laboratuvarı oldu. Ve orada bir deney yapılıyor. Rusya acaba gücünü burada hakim hale getirebilecek mi? Yoksa Batı'nın desteklediği Zelenski... ...Rusya yıkıma uğratıp ya da yenilgiye uğratıp... ...Rusya'nın bu yayılmacı politikasını durdurabilecek mi? Evet. Zelenski başarılı olursa o zaman başka bir başka dünya bir. olacak. Ama Putin kiyeve girer. Askeri yönetimi etkisiz hale getirir. Yok edeceğiz siyasi de, yönetimi dedi. de yani çok ağır laflar söylüyor dedi. canım. Altyapısını yok Aferin edeceğiz dedi. Yani edeceğiz savaşa masale getireceğiz dedi. E bir askerden yandan da siyasi askerden arındıracağız, arındıracağız dedi. Arındıracağız dedi yani artık yok yok edeceğiz dedi aslında. O zaman da eğer Putin bu dediklerini de yaparsa o zaman da bambaşka bir tabloya gelir. Ben şuna da katılmıyorum. Tabii bu e, oradaki coğrafyayı çok iyi bilmek Askeri stratejileri çok iyi bilmek gerekiyor. Yani bizim alanımızda değil o. Putin şu anda gücünün dörtte birini kullanıyor arkadaşlar. Dörtte birini. Çünkü Rusya ile Ukrayna'nın sonuçta tarihsel bağları var. Ukrayna nüfusunun yüzde yirmisi Rus. Yani sivil halka Rus, dikkat etmeye mi çalışıyor? Dikkat etmeye çalışıyor. Çünkü kendi içinde de bu savaşa destek azalırsa, Ordunu savaştıramaz. Çünkü Rus halkına diyor ki biz zaten sizin soydaşlarınızı kurtarmaya Hadi, tabii, tabii, gidiyoruz Tabii kurtarmaya diyor. gidiyoruz. Orada diyor 14 bin kişi öldürüldü.